Endi bu videoda sizlar bilan qanaqa qilib veb-saytga sarlavha qo'yishni o'rganamiz. Esingizda bo'lsa, men paragraf orqali veb-saytda paragraf yoza olardim. Misol uchun men Sardor YouTube'da kanallarım var. Dasturchiman. Endi browser'a kiraman. Mana ko'rib turibsizlar, paragraf chiqdi. Paragraf nima? Har safar paragraf yozgan paytimda yangi xat boshidan boshlaydi, ya'ni yangi qatordan. Misol uchun men yangi paragraf yozsam, salom hammaga, sahranit qilaman, browser'ga qaytaman hamda refresh bossam, mana ko'rasizlar, xat boshidan yangi paragraf bitta matn yoza oldim. Endi qanaqa qilib biz sarlavha qo'ysak bo'ladi? Chunki ko'pincha kitoblarda ona tilida yozayotganimiz esingizda bo'lsa, inshoda ham sarlavha bo'ladi. Keyin asosiy qismini yozib ketamiz-ku. HTML'da sarlavha qo'yish 6 xil usuli bor ekan. Xo'p. Qo'rqmanglar, ular juda ham bir-biriga o'xshash, bemalol o'rganib olsanglar bo'ladi. Men sizlarga buni ko'rsatish eng zo'r usuli sifatida bitta rasm ochib beraman. Mana qarasak, yozib qo'yganman. HTML'da 6 xil sarlavha bor, ko'rasizlar mana. H1 bilan ochilgan, H1 bilan yopilganda orasida content qismi bor mana. H2 bilan ochilgan, H2 bilan yopilgan orada contenti bor va hokazo davom etib ketaveradi. Xuddi shu narsa mana veb saytda ham unaqa chiqadi. Agar sizlar H1 tegi bilan yozsanglar, u katta bo'lib chiqadi mana mana shunaqa razmeri eng katta bo'ladi. H2 deb yozsanglar undan sal kichkinaroq, H3 undan ham ozgina kichkina, H4 undan ham kichkina va hokazo eng kichkinasi H6 hisoblanadi. Xo'p, bu narsaga muhimlilik darajasidan sizlar yozishingiz kerak. Ya'ni sizlar yozayotgan matnda yoki qanaqadir blok yozayotgan bo'lsanglar, 3 ta sarlavha bo'lishi mumkin. Eng muhim sarlavhani H1 tagi orqali yozasizlar, undan sal muhim bo'lmagan narsani H2 sarlavha orqali va hokazo davom etib ketasizlar. Kelinglar, bu narsani endi VS Code'da yozib ko'ramiz. Misol uchun sarlavha albatta mana bunaqa paragraflardan tepada bo'lishi kerak, chunki birinchi bo'lib sarlavha keladi, keyin yozadigan narsamiz hech ko'rmaganman, birinchi yozadigan narsa kelib turib, keyin sarlavha degan, bu logikaga to'g'ri kelmaydi. Shunga kelinglar, eng katta ya'ni muhimlilik darajasidan eng kuchli hisoblangan H1 tegi orqali sarlavha yarataman. Kelinglar, H1 deb yozamanda mana. Hop, bundan keyin mana shunaqa qilib tek yaratib o'tirmaymiz, ya'ni H1 deb yopib o'tirmayman, o'rniga mana qilib yozaman. H1 deyman hamda tabni bitta bosaman, o'zi yozib beradi, ya'ni ochib yopib beradi. Bundan keyin hamma tagi shunaqa qilib yozishga harakat qilamiz. H1 deymiz hamda tab tugmasini bosamiz. Endi content sifatida tekst berishim kerak. Xuddi paragrafga tekst berganimda, ya'ni matn beraman. Misol uchun o'zim haqimda deb yozaman. Endi sahranit qilaman, qarayla qilinmagan. Ctrl S yoki Command S, Mac yoki Windows'daligiga qarab. Ko'rib turibsizlar, men o'zi Mac kompyuteriga o'tib olganman. Chunki menga Mac'da ishlash qulayroq. Endi sekin browserga o'tamanda refresh bosaman. Ko'rasizlar, mana katta bitta sarlavha chiqdi. Ya'ni endi foydalanuvchi saytim kirgan paytimda mana paragraflarni nima haqidaligini bemalol bilib ola oladi, chunki bu yerda bitta sarlavha bor. Kelinglar, endi sal kichkinaroq sarlavha qo'yib ko'ramiz. Misol uchun H3 qo'yib ko'ramiz. H3 deyman, tab bosaman. Misol uchun tanishuv deb yozaman. Sahranit qilaman. Browser'ga qaytamiz, refresh bosamiz. Mana ko'rasizlar, H3 H1'dan sal kichkinaroq. Lekin ikkala ham ko'rasizlar, oddiy paragrafga qaraganda qalinroq, ya'ni standart ravishda shunaqa chiqadi HTML'dagi sarlavhalar. Aytganimdek, bu hali H6 gacha boraveradi. Mana eng kichkina sarlavha. Sahranit qilamiz. Browser qaytib refresh bosamiz, mana. Ko'rasizlar, eng kichkina sarlavha dasha oddiy paragraflardan kichkina bo'lib ketgan. Xo'p. Endi bilishimiz kerak bo'lgan narsalar nima? Birinchi bo'lib bilishimiz kerak bo'lgan narsa, qaysidir bitta sarlavhani H1 bilan ochdinglarmi? Uni H1 bilan yopamiz. Mana bu H2 bilan yopib turib qum o'ynamaymiz. U noto'g'ri narsa, ashy noto'g'ri narsa. Ko'rasizlar, hech nima xato bermasligi mumkin, lekin bu semantik xato, ya'ni katta xato qildinglar, ishonaveringlar menga. Agar H1da ochsanglar, H1da yopamiz. H3da ochsanglarchi, H3da yopamiz. Hech qachon anaqa qilmaymiz. Bu birinchi qoida. Qanaqada ochsanglar, shunaqa da yopish. Ikkinchi qoida. H3 H1dan oldin kelishi ham noto'g'ri hisoblanadi.
Çünkü muhumlilik dereceden haber muhumku, doğru mu? Kanak kılıp hava ucundan tepede gelişi mümkün. Ben kanı söylemem. Bence çıkanak hata bergeni yok. Lekin bu yan barabır hata oksavrılar. Semantik hata değil adı. Xullas, bunda kanası kımiyimiz. En birinci de haber, bundan kegen hava ucu kele oluydu, bundan kegen hava ucu kele oluydu. Hava ucu hem hava ucudan oldun gelişi, no doğru. Doğrulab işleyimiz, iltimas. Kemer okumunuyumuz. Hop, şunu akıllı demeyi sallak halablan işlesiyle boğuladı. Kirliyle mesela ki demonstrasyon için hamasını yaratıp veremem. H2 için, H4, H5 için. Kirliyle H2 kılamaz. H4 kılamaz. Hem de H5 kılamaz. Şimdi sahranı kılamam. Birincisi özüm hakkında. İkincisi yükü de kelili. İçi yanına kadar çıkarmız. Haber. Sarlavha. Şunu kapirit kılamam. İkincisi koyamız. H2. İkincisi H3. Albatta H4. İkincisi H5. Kengisi H6. Mana yarattım. Sahranı tıklamam. Browser'ı kayıt ve refresh'i basam. Kurasıyla çıkıyor. H1, H2, H3, H4, H5, H6 kılam. Yani sizler şimdi benim malar sarlak alanı o zilan web sitesiyle de koyup çok iyi web sitesiyle kılalıysa. Fakat videonun tuhtar çıkıyor olmayı bir tane asetim akçama. Ama VS Code'da hibiyetken hatanı paka değil ama. Eğer paka gen o zilan hakikaten ham Yomo anaqa yaxshilab tinglab o'tirgan ekansizlar, mani tabriklayman sizlarni. Lekin payqamagan bo'lsanglar, yaxshiroq e'tiboringizni qaratinglar videoga, chunki bu videoda men haqiqatdan ham sizlarni o'rganishinglarni xohlayapman-da. Shuning uchun yaxshiroq qaranglar. Hozir mani qilgan atidan bilib turib qilgan xatoyim, mana bu H5 bilan ochilganida, H5 bilan yopilganida. Shuni H6 bilan yopib qo'ydim. Aslida bu xato. H5 bilan ochilgandan keyin H5 bilan yopilishi majburiy. Hop. Sizler bilen Sardor Etto buldu. Eğer kanaka dur soru ile bu se pasta kaldırır diyen Instagram akkauntum gibi benim alakaya çıkıp versiyle buladı. Bu da kolası hareket kılın yardım verişke. Aynen siz için boş vakit yapışke. Görüşkünce kendi videoda.